Sen evlenmeye kendin otobüs biletini aldın. Kendini evlenmeye Gaziantep'e gittin. Evlendin mi peki? Normalde evlenecektik. Gün alacaktık. Ablamgil buraya geldi, ısrar etti. Bayağı kişileri sokmuş araya. Normalde dün ben Deniz'e gidecektim. Tolga gelecekti. Normalde gitmeyeceksin. Meltem, benim sana sormak istediğim o değil. Sen oraya evlenmeye gittin. Biri sana diyor ki iyi, daha tanımadığın in midir, cin midir, neyin nesidir? Belki dünya pırlantası bir çocuktur. Belki olabilecek tüm kötü özellikler vardır. Kızım, nasıl güveniyorsun bir fotoğrafa, bir görüntüye güvenip ya? Nasıl gittin? Nasıl bir cesaret bu? Evlenmeye karar vermedin önce. Yüz yüze gördünüz mü birbirinizi? İlk kez sen gittin. Otogarda mı gördünüz birbirinizi? Evet. Hiç daha önce görmediniz. Gördüm mesela. Gördüm ben seni. İnternette yazışıyoruz. Bir bakıyorum çok güzelsin filtreli miltreli. Bir geliyorum gerçekteki filtresiz halin. Aynı mıydı? Yo, ben hiç filtreli kullanmam yani. Biz biliyor musunuz, bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yayındaki fotoğraflarda artık çok güçlük çekiyoruz. Çünkü herkes filtreli fotoğraflar kullandığı için o yayınlanan haliyle gerçek hali çok farklı. Sen şimdi filtresizdin, o da filtresizdi. Gördünüz diyor. Ne hissettin? Ya beklediğin gibi çıkmadı. Ben yüzüne bakmıyorum ki, ya da bedenine falan bakmıyorum. Sadece kalbine bakıyorum. Kız, ekrandan kalbini nasıl göreceksin? Sevgisini gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Davranışlarında, konuşmalarında. O davranış bana göre nasıl olmalıydı? Ben seninle evlenmeyi istiyorum, seni ailenden gelip isteyeceğim derse ben o sevgiye inanırdım. Siz tam tersini yapıyorsunuz. Kız olarak o size diyor ki gel benim ayağıma. Peki. O zaman evleniriz. Şimdi bir de bütün bu soruların hepsini bir Tolga Yalçın'a soralım. Niye gülüyorsun? Ya bir de insan biraz kendi değerini kendi belirler. Yani kuralları olursa, sınırları olursa karşı tarafta sana saygı duyar. Mesela ben birine gel dediğimde hemen de geliveren birine saygı duymam yani. Der ki aa bak, bu kızın değer yargıları varmış, bu kız şöyle bir kız diye düşünür. Tolga gel demiş, bizimki de 18 biletinden. Denizli Antep kalkıyor 1-2. Gitmem ben de, memnun olurum. Yoruyorum. İşte yeni bir nesil sevgili seyirciler. Sosyal medya aşkları ve bununla beraber oluşan hikayeler ve dramlar. Tolga da buyursun stüdyomuza. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 20, 21 oldum. Annesi... Evet, tanıyorum. Kız kardeşi. Çok perişanlar değil mi? Evet. Ya yani onları böyle üzgün gördüğünde onların üzülme sebebi kim? Biziz. Neden üzdünüz onları? Neden üzdük? Aslında üzmek istemedik. Ben ilk gün Meltem geldiğinde de konuştum onunla. Dedim ki arayalım aileni, konuş. Ben iyiyim de, buradayım de. Meltem'in ailesinden kimse bizi aramadı. Yabancı kişiler aradı. Tolgacığım, oraya gelmeden önce sen bu kıza benim için Antep'e gelir misin, niye dedin? Niye dedim? Sevdiğim için. Sen niye gitmedin onu istemeye, eline bir çiçek alıp? Ben onu... Bu şekilde yani. Yani vermezler dedi. Bir ön yargı dedi. Oluşturdunuz. Evet. Asla astarı olmayan. Vermezler dedi. Sen de kaç dedin. Ben kaç demedim. Yani gelebilir misin dedim. Gelirim dedi. O kadar kolay yani. O, gel dedin. O da hemen geldi. Hemen geldi değil. Için... Aradan biraz mesafe, biraz süre geçtikten sonra geldi. 2 aylık bir arkadaşlığınız varmış. Evet, doğru. Sen Meltem'e nasıl güvendin? Hep bunu kadın tarafından işliyoruz ama şimdi erkekler açısından da yaşanan mağduriyetler var. Evlilik vaadiyle dolandırılanlar var biliyorsunuz. Böyle genç kızlar çıkıyor ortaya. Sırf altınlar için yalandan evlilikler yapıyorlar. Ne kadar süredir tanıyorsun? Ne kadar? 2 ay oldu konuşalı. Yani yanıma geldiğinden önce 2 ay. Yanıma geldikten sonra zaten 6 gün falan oluyor yanıma geleli. 6-7 gün falan. İnternetten tanıştık. Kendisinin de dediği gibi. Zaten bir insan konuşmalarıyla...
davranışıyla illaki ne olduğunu belli eder. Karşıdaki insana karşı hislerini açıklamasıyla da belli eder. Kişiliğini, karakterini. Yani o belli olur konuşmasıyla. Birbirimize güvendik. Defalarca sordum, güveniyor musun? Bak geliyorsun, bu büyük bir karar. Yani geri dönüş olmayan bir karar. Güveniyor musun? Güveniyorsan gel. Hatta bunun için kaç defa tartıştık. Ben sana güveniyorum. İşte sen benim gelmemi istemiyorsun falan filan dedi bana. Ben dedim tekrar söylüyorum bak bu büyük bir karar. Güveniyorsan gel dedim. Güveniyorum dedi. Şunu niye teklif etmedin? Ben senin kapına gelirim. Abim gelir, babam gelir, annem gelir. Ve senin kapına geliriz. Senin annen baban ya da ablan kapıdan bizi kovarsa diyecek bir sözümüz yok. Ama biz bir kere gelip o kapıyı çalalım niye demediniz? Bu konuşuldu aslında ikimiz arasında. Ama bizimkilerin dedi, abimin dediği dedik, kararımız kesin dedi yani. Olsun deseydin ben o kapıdan kovulmayı göze alıyorum. O kapıya geleceğim. Bir de sen kız başına korona döneminde otobüslere bin. O Anteplere gel. Yolda başına bir şey gelir, kazası olur, karı var, kıyameti var. Nasıl bu kadar riski göze aldınız? Ya Mehmet. Ya geldiğinde koronaya yakalansaydı, Covid olsaydı? Ya o Covid annene bulaşsaydı, ya annen hastalansaydı. Bak şimdi bu artık bunlar da ihtimal dahilinde. Tabii bunlar da düşünülüyor aslında ama yani sonuçta biz kötü bir şey yapmadık. Birbirimizi sevdik, genciz. Kötü bir şey yaptınız Tolga. Sevgi başka bir şey ama kötü bir şey yaptınız. Mesela ailenize haber verdiniz mi? Ben bir kıza gel dedim. Anne baba bu kız geliyor, yola çıktı. Haberiniz olsun. Evet. Ben evleniyorum anne baba diye bir açıkladınız mı onlara? Evet söyledim ben. Hatta Meltem otobüse bindi. Sabah 6.30'a kadar biz annemle oturduk. Kendisinin gelmesini bekledik. Sonra ben gittim otogardan aldım geldim yani. Bir hoş geldin gelin dediler. Bir aileyle konuşmak ister misin? Evet. Ev hazırladınız mı, bir ev yaşayacağınız yer falan belli mi? Yok hayır henüz daha yeni tanıştığımız için. Ha. Yani ne onlar... güzel bir cümle. Henüz yeni tanıştık diye. Bir annesine bir şey söylemek ister misin? Yan yana, yeni yan yana geldiğimiz için Tolga, henüz öyle bir hazırlık yapamadık. Niye gelip istemedin? Niye bizi ailene bahset demedin? Niye? İki ayda evleniliyor mu? İnternetten görülerek. Biz seni tanımıyoruz. İyi misin kötü müsün bilmiyoruz. Bununca... Çocuğun başına bir şey gelecek mi gelmeyecek mi? Biz 6 gündür uyku uyumuyoruz Tolga. 6 gündür. Tamam bak haklısın. Kardeşim... Ölümü yaşıyor mu bilmiyoruz. İnsan bir mantıklı düşünür ya. Sen 20 yaşındasın. Mantıklı düşünebilirsin. Bu çocuk 18 yaşında olabilir ama akıl verebilirsin. Dersin ki biraz konuşalım. Ondan sonra gelip isteyelim. Eğer ailem vermezse o zaman kaçalım dersin. Bu yanlış. Tamam. Senin ablan bak. Kaçırsalar böyle ne olur? He? Siz de perişan yazık olsunuz. Günahtır ya. Yazık ben biz neler çekiyoruz kaç gündür ya. Analı kızdı biz öyle kafayı yastığımızı gomuyoruz. Gelsen istesen doğru ha. Düzgün biz vermeyecek miydik? Ya bu mu yani? Yaptığın doğru bir şey mi yani? Çocuğu alıp otobüse mindirttirip üstelik bilet kaça aldırmadan bu, kaça. Götürme. Yok biz bilet aldırdık bilet aldırmadık bu demedik. Bu mu? Geçen gün aldırmadım dedin. Hayır ben aldırmadım demedim. Bileti kestirdim dedim. Ya bilet aldırma mevzu değil. Gel bilet aldım. Antep'e gel. Yani al bilet değil. Aldım Denizli'ye dön. Yani bu bütün her şeyi tek başına Meltem yapıyor. Sen sabit duruyorsun. Bak şimdi hani bilemezsin tabii insan karakteri herkesinki farklıdır. Hani görünüşte pırıl pırıl gencecik bir delikanlısın yani. Burada da gencecik bir kız var. Sen sevebilirsin. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama bu sevgiyi de layıkıyla yaşayın. Böyle ayaklar altına da almayın. Derdimiz bu. Usul bu çocuk bir kendini önemli. Anlatsın. Bir durumunu anlatsın. Bu kız okuyormuş, okulundan vazgeçmiş. Mesela ben o konuya bir takığım. Evet. Sen bu ailenin ne yapacaksın, ne edeceksin? Gönlünü alıp bu durumu izah edeceksin, tamam mı? Sorun yok. Yani alır mı gönlünü? Yani onlar sonuç, onlar da sonuçta benim bir büyüğüm. Benim daha ablam var, annem var, onlar gibi. Ailen ben... şu anda üzülüyor mu onlar üzüldüğü için? Benim annem ağladı yani. Benim annem de ağladı. Dedi niye böyle bir şey yaptınız? Aslında bunun şeyi de ben söyledim dedim arayalım aileni ama yabancı bir insan bizi aradı Meltem'in ilk geldiği gün. İşte oradan baktım konuşuyor işte ben gelir alırım efendime söyleyeyim onun evlenmeye hakkı yok o insan değil o sevemez o şöyle o böyle. O zaman diyecektin ki hiç merak etmeyin ben Meltem'le beraber geliyorum benim kim olduğumu bir görün. Şimdi sizi uğurluyorum bir güzel vakit geçirin.
Gülme öyle bıyık altı. Bir de gülüyorlar bunlar ya. Abla ben her şeyin güzel bir şekilde olmasını istiyorum. Ne? Kardeşimizin bizimle gelmesini güzel bir şekilde. Hepsini konuşacağız yavaş yavaş. Önce bir Tolga ile de bir araya gelin. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.